Herkese selam. Geçen yazdan beri RTX 3000 serisi GPU'ya sahip laptoplar ne zaman gelir diye soran arkadaşlara sürekli 2021'in ilk çeyreğinde geleceğini söylüyorduk. Aynen söylediğimiz gibi 2021'in ilk çeyreğinin ortasına doğru RTX 3000 serisi GPU'ya sahip laptoplar piyasaya giriş yaptılar. Bizim inceleyeceğimiz ürün ise MSI'ın GF6510UE 045XTR modeli. Tin modeller incelikleri yüzünden çok rağbet görüyorlar. Bu da inceliğiyle ön planda olan bir model. Siyah üzerine kırmızı MSI amblemi de görsellikte gerçekten laptopta zirve yaptırmış. Alüminyum fırçalanmış tasarıma büyük hava kattığı kesin. Klavye yapısı her zaman olduğu gibi hafif içe eğimli şekilde ve tuşları aşırı sert değil. Yani tuşlara bastığınızda herhangi bir rahatsızlık hissi vermiyor. Kullanımı gayet rahat. Ve laptop üzerinde ellerinizi koyabilmeniz için de oldukça geniş bir alan var. Böyle benim gibi 1,97 boyunda 121 kilo ağırlığında olan kocaman ellere sahip birisi bile çok rahat edebiliyorsa, eli daha ufak olanlar için zaten hiçbir sorun da olmayacaktır. Klavyenin tek eksisi RGB aydınlatması yok. Sadece tek renk kırmızı olarak kullanabiliyorsunuz. Artık bu da tabii ne kadar eksi orası tartışılır. Gelelim touchpad'e. Touchpad'in boyutu tam olması gerektiği kadar ve parmağınız adeta üzerinde dans ediyor diyebilirim. Sağ ve sol tuş geçtiğimiz MSI laptop incelemesinde söylediğimiz gibi asla içeriye çok gömük şekilde değil. Sağ ve sol tuşa basmak için touchpad'le güreşmiyorsunuz kısacası. Yani touchpad gayet olması gerektiği gibi diyebilirim. Şimdi thin bezel yani ince çerçeveli ekranımıza bakalım. 15,6 inç büyüklüğünde 144 Hz tazeleme oranına sahip 1920'ye 1080 çözünürlükte IPS seviye bir ekranımız var. Dediğimiz gibi bu ince çerçeve laptoplarda gerçekten çok rağbet görüyor. Yani genelde laptop alan kişiler hep ince tasarımı ön planda tutuyorlar. Özellikle bayanlar da yapıyor bunu. O yüzden bu modelde incelik konusunda beklentisi olanların beklentilerini kesinlikle karşılamakta. Ekranın üstünde bir tane de 720p kamerası bulunuyor. Evet, dış tasarım bu şekilde. Birazdan iç tasarıma da değineceğiz ama onun öncesinde MSI GF6510UE bakalım nasıl teknik özelliklere sahip. İlk olarak en önemli kısım GPU ile başlayalım. Üzerinde RTX 3060 laptop GPU bulunmakta. Ampere mimarisine sahip 8 nanometre üretim teknolojisi olan bu GPU üzerinde 13,25 milyar transistör bulundurmakta. Shading unit sayısı 3840, texture map unit sayısı 120, RAP birimi 48, Streaming Multiprocessor sayısı 30, Tensör çekirdeği sayısı 120 ve RT çekirdeği sayısı da 30. Çekirdek saat hızının boost ile 1300 MHz'e kadar çıktığı belirtilmiş ama biz çok daha yukarılarda sonuçlar aldık. RTX 3060 laptop GPU'nun 6 GB GDDR6 belleği bulunmakta ve bellek hızı da 12000 MHz. Yani birazdan testlerde göreceğiniz sonucu 2 ile çarpıyorsunuz. 60 watt TDP'ye sahip olan GPU'nun bellek veri yolu 192 bit ve bellek band genişliği 288 GB per second. İşlem gücü ise 9,85 teraflops. Yani mobil RTX 2070'ten daha iyi işlem gücü olan bir GPU. Birazdan oyun testlerinde performansını canlı olarak izleyeceğiz. Geldik işlemcimize. i7 10750H işlemcimiz 6 çekirdek 12 iş parçacığına sahip. 2,60 GHz temel frekans hızı. Boost ile 5 GHz'e kadar çıkabiliyor. 12 MB ön belleği var ve 45 Watt'ta TDP'si olan bir işlemci. Önceki nesile göre farkı şu, %15 civarı bir performans artışı var. Yani daha yüksek tek çekirdek performansı vaat edilmiş ve 5 GHz'e kadar çıkan tek çekirdek performansı ön plana çıkartılmış. Cinebench testinden de aldığı skoru şu an ekranda görüyorsunuz. Güçlü ve güzel bir işlemci, uzun yıllar ihtiyacınız olan gücü de karşılayacaktır. Yalnız hem işlemcinin hem GPU'nun teknik özelliklerinden bahsettiysek mutlaka Resizable Bar teknolojisinden de bahsetmemiz gerekli. Bu teknolojiyi de şöyle açıklayalım. İşlemci eskiden GPU'nun bellekleriyle doğrudan iletişim kuramıyordu ama Resizable Bar teknolojisiyle direkt olarak GPU'nun bellekleriyle de konuşabilmekte. Bu da en ağır oyunlarda size performans artışı kazandıracak önemli bir gelişme. Yalnız laptopu satın alırsanız bu özellikten tamamen faydalanabilmek için mutlaka BIOS'u da son sürüme güncelliyorsunuz. Bununla birlikte yapay zeka destekli yeni Dynamic Boost 2 teknolojisi de performans artışı için GPU, GPU belleği ve CPU arasında gereken gücü otomatik olarak sağlamakta. Yani siz oyun oynarken veya iş yükü gerektiren uygulamalarda kullanırken
Dynamic Boost 2 teknolojisi sürekli olarak maksimum performans için laptopunuzu optimize etmekte. Intel HM470 chipsetimiz var ve 16 GB DDR4 3200 MHz'de RAM'lerimiz bulunmakta. Dilerseniz 64 GB'a kadar da çıkartabiliyorsunuz. Ekran boyutundan az önce bahsetmiştik ama 144 Hz'e özellikle dikkat çekmek istiyorum ben şu anda. 60 üstü FPS'lerde olan inanılmaz farkı bu 144 Hz ekranda hissedebileceksiniz. Laptop alacak kişinin şimdi böyle çok uzun süre kullanacağını düşünürsek laptopu, 144 Hz ekrana sahip bir laptop almak uzun kullanım süresi göz önüne alındığında gerçekten çok büyük bir avantaj sağlayacaktır. Depolama olarak 512 GB M.2 NVMe PCIe 3 SSD'ye sahip. Şu an ekranda SSD'nin test sonuçlarını da görüyorsunuz. Bizim sonuçlarımızda 2083 MB okuma ve 1108 MB yazma hızları çıktı. PCIe 3 M.2 SSD için de gayet güzel sonuçlar bunlar. Uzun vadede isterseniz yanına bir tane daha M.2 ekleme şansınız var. Gigabit LAN bağlantıya sahip 802.11ax Wi-Fi 6 ve Bluetooth versiyon 5.1 desteği bulunuyor. Ses konusunda da çok iddialı, Hi-Res Audio ses sertifikasına sahip. Bu önemli çünkü hakikaten seslerde kaliteyi hissedebiliyorsunuz. Ve Naiming yazılımı desteği olduğunu da söyleyelim. Eğer laptopu satın alırsanız Naiming yazılımını da mutlaka kurmanızı tavsiye ederim. Şimdi hem giriş çıkış portlarımıza bakalım, hem de bu portların neler olduğunu göstererek devam edelim. Sol tarafta havalandırma kısmını görüyoruz. Onun yanında adaptör girişi ve HDMI portu yer almakta. Sağ tarafta ise kulaklık ve mikrofon çıkışıyla 2 tane USB 3.2 Gen 1 portu ve 2 tane USB 3.2 Gen 1 tip C portu yerlerini almışlar. Onların üstünde RJ45 portu ve Kensington kilidi bulunmakta. MSI neredeyse tüm portları laptopun sağ tarafına yerleştirmiş. Sol tarafta sadece HDMI portu bulunuyor. Bununla beraber 6 hücreli lityum ion 51 watt saat bataryası olduğunu da söyleyelim. Batarya kullanımı çok uzun süreli değil ama zaten her laptop incelememizde söyledik. Herhangi bir yük binecek işlem için kullanacağınız zaman mutlaka prize takılı şekilde laptopu kullanın. Batarya ile oyun oynamaya çalışan arkadaşlar var. Yani bu işlere mümkün olduğu kadar girmesin bu arkadaşlar. Özellikle bunu bir kez daha hatırlatmış olalım. Laptoptan bu şekilde performans beklemeyin. Adaptörü 180 watt ve laptop toplamda 1.86 kilogramda ağırlığa sahip. Yani ağırlığını hissetmiyorsunuz bile diyebiliriz. Şimdi önemli noktalardan birine daha geldi sıra, yani Cooler Boost 5 soğutma teknolojisine. Laptopun içini açarak bunu size göstermek istedim. Daha iyi şekilde göreceksiniz bu şekilde. Cooler Boost 5 ile soğutucu üzerindeki bakır boruların sayısı ve fan yapraklarının sayısı artmış. Cooler Boost 5 soğutma teknolojisinin ana amacı soğutucu blok üzerinde ısının tek bir noktada toplanmadan yayılması. Daha sonra da gösterdiğimiz havalandırma kısımlarından İçeride oluşan sıcak havanın dışarıya atılarak laptopun kabul edilebilir sıcaklık değerlerinde çalışabilmesi. Ancak hep dediğim gibi ne kadar iyi soğutma sistemi olursa olsun asla bir laptopun soğutma performansını bir masaüstü PC ile kıyaslamamalısınız. Özellikle thin, yani bunun gibi ince tasarıma sahip modellerin yük altında buz gibi çalışması beklenmemeli. Bu tarz laptoplarda sıcaklıklar size yüksek gibi gelse de aslında o sıcaklıkların o bileşenler için kabul edilebilir sıcaklık değerleri olduğu da unutulmamalı. Tek tavsiyem laptopu yük altında daha da sıcak çalışmasına neden olacak ortamlarda kullanmamanız. Koltuk üstü, yatak üstü, işte bunun gibi yerler daha fazla ısınmasına neden oluyor. Bunu mutlaka göz önünde bulundurun derim. Evet, tüm teknik özellikleri anlattık ve soğutma sistemine değindik. İşlemcinin performansı az çok zaten biliniyor ama şimdi tabi doğal olarak RTX 3060 laptop GPU'nun neler yapabildiği merak edilmekte. Biz de tam 10 tane oyunda kendisini test ettik. Testleri Shadowplay ile gerçekleştirdik. Gördüğünüz sonuçlara 2 FPS daha ekliyorsunuz. O zaman şimdi 10 tane oyunda MSI GF65 Thin 10UE neler yapabilmiş, hep birlikte canlı olarak izleyelim.
Evet, oyun performansını da izledik. Gördüğünüz gibi grafik olarak VRAM kapasitesinin yettiği kadar GPU'ya da yüklendik ve sonuçlar oldukça iyiydi. Bu laptopta zaten donanım olarak herhangi bir sorununuz olmaz. CPU bayağı güçlü. GPU'nun performansı ortada. RAM zaten yeterli seviyede. Bir tek 512 GB SSD size depolamada yetersiz gelebilir. Ama ileride isterseniz yanına bir M.2 SSD daha ekleme imkanınız var. Genel malzeme kalitesi, şekli, ince tasarımlı yapısı, hafifliği ve iyi performansı laptopun öne çıkan artıları. İlla bir eksi bulmak gerekirse laptopun parmak izi tuttuğunu söyleyebiliriz. Bu konuda eğer takıntılı biriyseniz ara sıra laptopu hafif nemli ve yumuşak bir bezle silmeniz iyi olur. Bunun dışında herhangi bir eksi tarafı da yok. Fiyata gelirsek videonun yapıldığı tarihte Etiyopya'da 14.697 TL'ye satılmaktaydı. İnternet üzerinden sipariş verirseniz stokta bulunmakta. Tabii fiyatın kur ve kampanyalara bağlı şekilde değişebileceğini de söylemiş olalım. Umarım beğendiğiniz bir inceleme olabilmiştir. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.